sebze, yıldızlar kalmış. Çiçeklerin yaprakları uçup gitmiş. Buhar olmuş, uçmuş bütün sözler. Ağlıyorlarmış, dalgalı denizler. Geceler sessiz, titrek bir ışık yok artık, zifiri karanlık. Gömüldü çocukluğumun en güzel masal. İşte sökülüyor çocukluğum büyüsü. Parçalanıp dökülüyor kelebekler. Bir zaman rüzgarı çarpıyor bedenime. Süzülüp yükseliyor. Ruhum kanatlanıyor. O zamanları, yansımaları gördükçe içim bir tuhaf oluyor. İnandığım her şey yıkıldı. Oh.
da güçlendiğinde, vücutlarınız birleşip şaha kalktığında, koca kanatlı ulu rüzgar üfürdüğü dalgalarla benliklerimizi yakmaya başladığında birbirimizin olalım. Dünya üzerindeki varlığımız son bulana değin birbirimizin olmaktan vazgeçmeyelim. İçimizde ta derinlerde kadın ve erkeğin birlikte yaşadığı bir dünyada her zaman birlikte olalım. Günün birinde ölüm karanlığıyla beraber gelip günahsız ruhlarımızı alıncaya kadar birbirimize olan sevgimiz azalmasın. Sana elimi uzatıyorum. Sana sevgimi sunuyorum. Sana değer biçen. Karşılık olaraksa kendinden başka bir şey veremem. Bana kendini verir misin? Benimle bu yolculuğa gelir misin? Yaşadığımız sürece birlikte olacağımıza söz verir misin? Ölüm bizi ayırana dek seni sevip sayacağıma söz veriyorum. Kınan sesi, kınan sesi. Yorulmadın. Tokat bile aşkının sesiydi. Senden sadece nefret edeceğim, nefret edeceğim. Nefret, nefret aşkını gizleyen bir maske. Bir sığınma gizleyen bir maske. Ama kurtuluştur. Aşktan kaçılmazsın. Ama kurtuluştur. Ama kurtuluştur. Nereden buldun bunu? Nereden buldun bunu? Sakladığın yerde. Ver o resmi bana. İyi bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene. Sense para diye bütün güzelliklere lanet okumuş bir f***sin. Senden her gün biraz daha nefret ediyorum. Ama sen hayatında hiç hata yapmadın. Oh,
İlk kez göz göze geldiğimiz anı hatırlıyor musun? Gözlerinde gördüm. Ellerimi, kollarımı bağladım. İçimdeki bir şey söktüm. Kalp kaldım. Yere sardım. İçimi boşalttım. Her tarafımı kestim. Kalk. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkesi öldürüyorsun. İzin veremem. Durman lazım. Yapamam. Yapamam. Bu canavarı ben yarattım. Yok kimliğim değil. Köl halindeydi. Köl halindeydi. Vatanımı topa tutup dört koldan sağladıkları zaman ki gözlerindeki ışığı getir. İçi ölümle dolu. Çarpılmış atın son ayarını. Ama eski günleri geri getir. O kadar geçti ki. Gün baksan ne oldu? Yenilgi yenilgi büyüyen zaferi. Anahtarları geri getir. Çınar yıkıldı. Kaderin boyu neydi? Göklerden gelen karar nerede? Camiler neden boş? Müminler neden ölüyor? Atın elik kalın alanlar.
yatıyorlar. Mezarın nerede? Hayalin nerede? Ufuk nerede? Ne zaman doğacağım? İşlerin en büyük emeli Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Uyursanız az subayım. Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. Türk'üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Uyumayacaksınız. Çalışkanım demek çarpıklık mıdır? Yemeyeceksiniz. Dinlenmeyeceksiniz. Sizin cesetlerinizi, sizin cenazelerinizi ailelerinize göndermeyeceğim. Ölmenizi yasaklıyorum. Anlaşıldı mı asker? Affettim arkadaşım. Birliğin düzeni bozulmasın. Beraber omuz omuza mevzilerde sabaha kadar nöbet tutun ya. Birinizi bir hata yaparken görürsen yemin ediyorum kendi elimle vururum. Altına da imza basarım eğitimde hayatı diye. Anlaşıldı asker. Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Devletin kurumları, tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine bağlı. Ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Bütün özellik ama başarısızlığının sonuçları bütün Türkiye'ye mal olacak. Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış. Bu bombalar bununla mücadele edecek demi, hukuk sistemi işlemez hale getirilmiş. Bu bombalar senin kanserine merhem olmaz arkadaş. Şırpınır dursunuz. İşlemez hale getirilmiştir. Şırpınır dursunuz. Sizi nereye koyacağım? Her sene artan 1 milyon nüfusu nereye koyacağım? Bağlayan kanalar. Sizi nereye koyacağım? Geçim kalmış çocuklar. Sakatlanmış bağlayan kanalar. Hapislerle çürüyen gençler. Bunlar hep dünün günahları. İşlemez hale getirilmiştir. Mila. İşlemez hale getirilmiştir. %150 faiz mi? Sanayi kurulacak. Sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Şu tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. Bizim bu topraklardan başka vatandaşımız yok. Ev koymuştur. Onun isteğinden başka alacak yoktur. Yönetime ev koymuş. Yönetime ev koymuştur. Bu alınmış olan karar bir kere daha ifade ediyorum. Tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Bunlar hep dünün günahları. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Kutsal kanalı akıyor.
icap eden şeyler yitip gitti. Göz gamın ne olduğunu
bilseydi ağlardı. Bu çığlığı duysaydı gece demez, gündüz demez, ağlardı. Gül bahçesi güzün, geleceğini duysaydı. Uçan kuş ağlanacağını bilseydi ağlardı. Ecel bu çığı duysaydı bakardı kendine, ağlardı. Cellat yüreği taş olsa da bakardı kendine, ağlardı. Padişah bakardı tabut omuzda giderken, ağlardı. Ölüm acılarını gördü tatlıca, koyuldu işte böyle ağlamaya. Olanlar oldu, gitti dostum benim. Şu dünya bir alt üst olsa, ağlasa yeri var. Öylesine topraklar altında kalmışım, ağlayasım var. Beyond the beautiful symmetry of matter and energy discovered by Einstein, we can use the laws of nature to grasp the very origins of the universe and discover the existence of a God is the only way to explain it. Bu kadarı yetmedi mi? Şimdi hazır mısın? Sorduğum soruların cevaplarını almayı gerçekten istiyor musun? Bana cevap verecek misin? Cevap sevgidedir. Sizler Tanrı'ya bir ebeveyn rolü biçtiniz. Ve Tanrı'dan ödüllendiren ya da cezalandıran bir yargıç yarattınız. Sevginin etrafını korku tabanlı bir gerçekle çevrelediniz. Bu korku tabanlı sevgi gerçeği sevmekle ilgili tecrübelerinize hükmetmeye başladı. O kadar ki bunu artık kendi yaratıyor. Doğru
olanı yapmak için ihtiyaç duyduğun şey bu mu? Korku mu? İyi olmak için tehdit edilmem mi gerekiyor? Hem iyi olmak dediğin nedir ki? Bu konuda son sözü kim söylüyor? Sana şunu söyleyebilirim. Kendi kurallarını sen belirlersin. Doğruları sen koyarsın. Sevgi her zaman var. Evet, bunu daha önce de duydun. Bunun hayatında bir tampon olmasını bile söyledim. Ama sorunlu zamanlarda, dertli günlerde korku ve endişeye kapılıp unutmayı seçtim. Yapman gereken basit bir soruyu cevaplamaktı. Sevgi şimdi neyi değiştirir? Hayatı beklentilere boğulmadan yaşamak, belli sonuçlar almaya ihtiyaç duymamak. Özgürlük budur. Unutma. Sen sürekli olarak kendini baştan yaratıyorsun. Her anında kim ve ne olduğuna karar veriyorsun. So what does that mean? On our quest to find out if there is a God. It means that if the universe adds up to nothing, then you don't need a God to create it. The universe is... Donne tes mots pour les quiétudes. Donne-moi tes mains, dont je vais revivre. Donne-moi tes revivre dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois soin. Le songe des bras à mon peur de prêche. De poumon et de vie, de être de moi. Le songe des bras comme une de neige. Que fous de partout, des mêmes à moi. Ce réseau je m'aise, ce qui me traverse, ce qui me bouleverse et qui m'invite. Ce morceau je m'aise. Ce qui me transvise, ce que je deviendrai quand je te laisserai. Ce que des anxieux, le peureux langage, ce peur le muit. Mazda.
Ya kurvan emenga Dare sata uvaza da Bici daha naren Dare sata uvaza da Ava enata suca Mananga averenina Sıstra otake uşaş varişta Mananga averenina Bici daha naren aren Vahya tanu reparameze Yeah.
dini beru yuet açıkın dini terarochi tila çihu hirat açıu dini medavachi tita çitu afedesari kitelu eanefe ka açıhu beminyoti petesifa kenya inidialife la chichu preha akvari achichu yetesede tachichu kezemeti azimatu pemeleya tachichu vali netu nafikoti sayanisa chichu Pesevi akari Teki monoro Ini dayi kefi chichu Yageri petuni Idifi Kelipi Achipe chichu Nitsuni Lipesu Inanitemi Tachipa chichu Tebayi Teketilo Tena Ini dayi ne se chichu Feminina, tiviliti, yamai yasi temi revi, teme kiromi, teme romi, ijuni, yeme yati bevi, kiidi, inidai tera, azimu, yeyazevi, aviko, yelekeme, inekisali, Με κεραβή Και εκκυζέρι Βετεζέτε Και εμάς θέλει Σερ εκαβή Πρασουνίτσου Ονοθέρι Μερίτατε Φύγε παβή Φύγε Κεραπάνι Φύγε παγκάζα Οτουσέβη Gecenin ortasında bir ada, adada ben, yalnız ve yorgun. Tüm sözcükler bitmiş, tüm ateşler sönmüş, yıldızlar yok olmuş. Koyu karanlık içinde ağlamakta, korkmuş çocukluğum. Sıpık mı acaba? Merhaba Kerem. Adımı hatırlamıyor musun? Hayatımın ışığı, adını dövme yaptım nasıl unuturum? Çaktırmamam lazım. Aslıydı değil mi? Hayat nasıl gidiyor? Harika, senin çok iyiyim. Kırık bir kalbi gördüm. Eski bir bina gibi. Kapısı yıkık, lambası sünük. Sahibi terk etmiş kader. Vefasız bir dost gibi. Şimdi sonuna kadar açık bu kapı. Harikayım, çok iyiyim. Hoşça kal o zaman, kendine iyi bak. Sevilirken bilmedin mi? Evine gitmeden önce onunla çocukluk arkadaşıydım. Çok sevmiştim ama o bana çok özle bak. Özürüm. Kimse gelmez buraya değil mi? Şşt, bugün giremiyoruz. Yoksa etin sert olur. İstediğin gibi tuz da getirdim aşkım.
Sence boy mu önemli, genişlik mi? Önemli değil. En az 3 tane isterim. Başkaları da mı gelecek? Hayır, kredi kartından bahsediyorum. Jürilere merhaba de. Hadi dilediğimiz gibi eminim yine. Parayı sevgili ne diyecekmiş? Bakalım Selin bu sezon neler yaşadı. VTR'sini izliyoruz. Nasıl müşterimiz bakalım? Hoş geldin, nasılsın? İyi ya, her zaman gibi. Selin'i izledin mi daha önce? Çok izlemedim açıkçası. Yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapayım? Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Of. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Evet, evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet, evleniyoruz. Bir evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz arkadaşlık ve ona göre yaşayabiliriz. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. Olmadı ama sorun değil. Şimdi yeni bir talibimiz var. Kendisi edebiyat seviyormuş. İçimdeki bu hasretini faydasız teletlenmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Bu talibimizin de bazı istekleri varmış. Buraya gelmede yani sizi ne etkiledi yani bende geldiniz? Bir tek göz mü? Evet, göz. Ama bak şey demiş, bir kadın bakımlı olmalı. Dişleri de benim için önemli demiş. Doğru. Bakayım dişlerini. Harika. Sanırım bu da olmadı. Son bir talibimiz daha var. Kendisinin yatları, katları, atları, ataları, atabarı varmış. Hadi artık Selin'cim, hadi artık. 8 sezondur sanırım sonunda buldun gibi. Ama bir yaş uçurumu varmış. 40 yaş senin için sorun olur mu? Aşkı yaş anlamaz şey. Hangi özelliklerine etkilendin? Aşkın gözü kör diyorlar. Bunların hepsine tabii ki katılıyorum. Hadi. Neden acaba? Daha da çok kurcalamayalım bence. Artık açıyorum, karşılaşıyorlar. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Canım. Efendim? Bu kadar güzel bir bayanın tekrar oturması, kalkması ona eziyet olur. Müsaadenizle çaya getireyim. Zenginim, güzelim. Çok mutsuzum, atacağım kendimi. Ya Allah aşkına gelir misin şuraya? Hayır, el yapamaz. Neden? Çünkü sen Bihter Ziyagilsin, aptal olma. Sen de fakirsin. Evet öyleyim ama bende sende olmayan bir şey var. Şeref mi? Hayır, şerefsizlik. Neden soyunuyorsun? Seni kandırmak için. Hayya! Dün beni kurtardın. Şşş, gözlerini kapat, şimdi sana dayayacağım. Uçuyorum, uçuyorum. Seni uçuracağım demiştim. Dün gece neredeydin? Yoksa beni kendimi parçaladım. Hepiniz için emek verdim. Bana nereye gideceğimi söyleyemezsin, tamam mı? Söylerim. Benim lafım geçecek burada. Saksı değilim ben. Yoksa öyle miyim? Soralım. Hey! Ey mahalleli, beni nasıl tanıyabilirsin? Nasıl bilirsin? Sizi canın pahasına koruyup buraya giren yabancıları tek tek dövmedim ya. Buranın en delikanlısına. Bu yapılır mı be? Ben seni severim. Sevdim. Eğer benim olmayacaksan ve seni de öldürmeyeceksen, o zaman ben bu denklemde ben de olmam. Elveda. Merhaba bir tanem. Geç kaldım Markus. Ben de iyiyim soyun. Bu ne? Rubble, 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 rubble. Ben senin için kendimi süpürge ettim, tamam mı? Bittin sen. Bunun içine sokacağım seni. Günaydın. Merhaba beyefendi. Ay, tepki bile vermedi, ne kadar da hafif. Keşke benim olsa. Film harikaydı değil mi? 40 yıllık bekar benim hayat tersifimi yansıtıyor bence. Ah çiçek mi? Teşekkür ederim.
Hayatımın en güzel günü. Sapık beni. Beni takip ediyor. Kurtar aşk. Kurtar beni aşkım. Uyumadan önce biraz da Aynalar Koridoru'nda aşk kitabını okuyup kültürleneyim bari. Evet, farklı bir model olsun istiyorum. Yepyeni bir insan olsun. İlk kez göz göze geldiğimiz anı hatırlıyor musun? Gözlerinde gördüm. Ellerimi, kollarımı bağladım. İçimdeki bir şey söktüm. Kalbim kaldı. Yere sardı. İçimi boşalttı. Her tarafımı kesti. Kalk. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkesi öldürüyorsun. İzin veremem. Durmam lazım. Yapamam. Yapamam. Bu canavarı ben yarattım. Yok kim benim değil. La 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 la. Yakaladım seni. Tam aradığın aptallık. Kızlar erkek kokusu. 3 kilometre öteden tanırım. Allahu Ekber. Tam da çocuklarıma anlatmak istediğim bir tanışma hikayesi oldu. İlgisini çekebilmek için kezbanlıklar yapmalıyım. Yardım edebilirim. Gerek yok. Ben bir feministim. Erkeksiz de yaşayabilirim. Peki. Islanıyorum. Of, bana da böyle vur. Bekle beni gelin evi. Şimdi iş bölümü yapacağız. Sen yemek yapacaksın. Ben de diğer kızlara... Ay, yani seni koruyacağım. Hmm. Tamam, anlaştık. Nasıl, seksi duruyor muyum? Harika. Ah. İşimiz çok zor. Şunları da şöyle. Adem, bak yaptım. Harika. Bir yardım et de şunu da bir el atalım. Ha, sen de burada yatarsın, beni rahatsız etmez. Adem, buradayım. Aa, jet ski mi icat ettin? Hayır, evimde zaten vardı. Evin mi var? E o zaman niye evsizler gibi dışarıda yatıp balık tutuyoruz? Sen sakın rahatsız olma canım. Hemen içecekleri koyup geliyorum. Ya neden hep ben çalışıyorum bu evde ya? Havva. Aha, kocaman ormanda kesin o kırmıştır. Havva. Havva, ne yaptın? Geliyorum, kurtaracağım seni. Havva. Havva. Gücüm kalmadı. Akşam yemeği yapmadın. Bırak beni öyle. Artık seni görmek istemediğimi anlayamıyorum. Neden? Neden benimle bu kadar resmi konuşuyorsun? Seninle son görüştüğümüzde bana ilk ismine hitap etmiştin. Gerçi seni bırakmamı istemiştin ama. Ama o çok farklı bir durumdur. Neden farklıymış? Duygusal olarak yani. Sadece duygusallaşmıştım. Peki öpüşme. İlk öptüğün kişi ben değilim sanırım. Tamam, ben öptüm ama sen de karşılık verdin. Sonradan pişman oldum. Neden? Bunu yapmamın nedeni bilinçaltındı. Ve bu da senin benim hakkımda her şeyi farklı düşünmene yol açtı. Peki seni öpmemden hoşlanmadın? Beni inanmaya çalıştırdığın gibi kalbin beni reddetmedi. Neden benden çekiniyorsun ha? Yoksa macera aradığımı falan mı sanıyorsun? Bunları hiç düşünmedim ama içgüdüsel olarak içimde bir korku var. Bunu açıklayamam. Ama başka bir şey daha var. Evet. Beni sana çekiyor. Bak, gördün mü? Ama bu aramızda bir şey olacak anlamına gelmiyor. Sadece sana karşı dürüst olmak istedim. O öpücük de dürüsttü bence. Öyle bir öpücük ki daha fazlasını istedim. Artık başka öpücük olmayacak. O gün seni sevdiğimi söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Seni seviyorum. Gitmek zorundayım, hoşça kal. Bekle, lütfen bekle. Sanırım senin hayatında başka bir kadın var Fernando Jose. Benim hayatımda başka bir erkek var. Elveda. Seni de sevdim.
güzel. Beyaz. Beyaz dövüşüm istiyorum. Ya ıslandık zaten. Savaş mı artık? Ne yapıyorsun? Beyaz ne yapıyorsun? Sekiz çocukları oldu ve böylece prens ve prenses sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Aliye, beni dinlemiyorsun. Öğrenmen gereken şeyler var. Ben aptal bir kız değilim. Bilinçli bir bireyim anne. Mesela bu deliğin aslında kendi cinsel fantazilerime giden bir yol metaforu. Ve bunun büyümemin bir parçası olduğunu biliyorum. Beni çiçeklerle büyüleyemezsin harikalar diyarı. Ah, iç dünyam gereksiz renkli. Kırışlarını inkar ediyorsun Aliye. Hepimiz senin için endişeleniyoruz. İşinden bahsediyor. Üremelisin. Ah, kendine gel. Beni cinselliğe boğmaya çalışıyorlar. Kendime uygun başka birilerini bulmalıyım. Git buradan dedim. Kötü bir söz söylemek istemiyorum. Katılmak istemiyorum ki payım. Sadece nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Herkes böyle başlar. Hiç bulaşma bunlara benden söylemesi. Bu şeyin uğrunda sokaklarda sürünüp bedenimi satmaya hiç niyetim yok zaten. Buralarda da kafalar güzel görünüyor. Bugün ne kadar da yakışıklısınız beyefendi. Öyleyim değil mi? Sizin adınıza kadeh kaldırmak istiyorum. Ben de size katılabilir miyim? Bize katılmak istiyor. Başlamadan önce kilo alman gerekiyor tatlım. Doğurmak için çok zayıfsın. Kaşarı da üstüne koydun mu? Ah, bir ses geliyor. Bu anne kraliçenin sesi. Bu ne? Çiçeklerime değer vermeyen kim? Cazgır bir kadınım. Söyleyin kim dedim. Sevgilim hazırlanmış gibi görünüyor. Öyle mi bir tanem? Evet, bilinçlendim ve kültürlendim. Bu duruşun ne o zaman? Benim gibi çekici bir kadın olmak istemez misin? Akıllı ve farkında bir birey olmak istedim. Hayır. Benim gibi olacaksın. Ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Yoksa toplum baskısı seni ezer geçer. Tamam mı? Dön. Ne diyorlarsa dön, onu yap. Sorgulama. Hayır, beni yiyecekler. Tamam, kapitalizmin kölesi olacağım, tamam. Kölesi olacağım. Aliye, uyan canım. Umarım uyku haplarından yeterli dersi almışsındır. Geldi hayatımın baş belası. Neden nafaka yasasını getirmiyorum ki? Demek evlenmişsin. Ama bu şırfıntıyla mutlu olamayacaksın. Büyücü olduğumdan söylemiyorum. 10 sezon Müge Anlı izledim. Çocuğumu size ezdirmeyeceğim. Hayır, yapamazsın. 18 yaşına gelene kadar bakire kalsın ve evlenecek doğru kişiyi bulana. Yani 27 yaşına kadar uyusun. Kızımı korumak adına şehirden uzağa götürmeliyim. Aptal adam. Giydiğin donun numarasını bile biliyorum. Benden hiçbir şeyi saklayamazsın. Aman tanrım, karşı cins. Bu ne güzellik. Senin gibi bir kızı buralarda nasıl göremem. Ah, üzgünüm, seni korkuttum. Gideyim ben o zaman. Tanıştığıma memnun oldum. Evime gelmek ister misin? Oha. Kuzgun numaranı versene. Starbucks'ta kahve falan içeriz. İşte üzgün bir çocuk. Belki doğru kişi odur. Belki de uyumasına gerek yoktur. Lütfen yardım et bize. Sen onu seviyorsun. Öp onu ve büyüyü boz. Buna gerek yok, uyanmasa da olur. Onunla sadece seks için görüşmek istemiştim. Olamaz, karma. Sonunda. Ahmet nasılsın? Hay aksi, burada olmayacak. Şurada daha rahat olacak gibi. Şu an erkenden dul olacağımı fark ettim. Gözüm, bensiz ne yapacaksın? Bütün mirasını ele geçirip paranı başka erkeklerle çatır çatır yiyeceğim. Ağlayacağım. Kutlamalar başlasın. Ülkenin içinden geçeceğim.
Bebeğimi benden koparacaklar, başka çarem kalmadı. Ama ben Tanrı'ma inanıyorum. İnşallah timsahlarla dolu nehirden sağ salim kurtarıp büyütecektir çocuğumu. Bu köyün delisinin sesi şuradan geliyor. Ah, ne oldu sana? Daha gitmeni istiyor. Kim istiyor söyle? Bana Peniel dedi. Peniel dedi. Ben her şeye gücü yeten Tanrı'yım. Benim yolumda yürü ve kusursuz ol. Neredesin ya Musa? Sen beni bu dünya gözüyle katiyen göremezsin. Buna gücün yetmez. Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih eder. Tövbe ederim. Ben iman edenlerin ilki oldum. Haydi git Firavun'a. Çünkü o çok azdı. Yanında hiçbir şey almadan gittiği yılanlarla dolu dağdan bir daha dönmeyeceğine göre benimle evlenir misin? Evet. Aylar oldu ama o hala yok. Aman Tanrım, geri geldi. Saçın beyazlamış. Tanrı bana da göründü. İşte şimdi krallığa gidip isyan çıkarmalıyız. Merak etme, ben karına göz kulak olurum. Sen kimsin? Ben Tanrı'nın nebisiyim. Kör cehaletinizden kurtulmaya geldim. Bana inanın. Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Size bunu kanıtlayacağım. Ah, bu sopa büyülü olmalı. Öyleyse bunlar da mı yalan? Sana inanmıyoruz Musa. O zaman size bu gölü kanaya bulacağımı söylersem. Peki şimdi Tanrı'ya inanıyor musunuz? Kendi tanrılarımızın kutsal suyu bize yardım eder. Ah. Bu büyücü dini değerlerimizi ayaklar altına aldı. Onu ve köyünü yok edeceğiz. Geliyorlar. Sakın korkmayın, Tanrı bizimle. Arkadaşlar, inandığınız her şey haram. Size doğru yolu... Ah, ne yapıyorsunuz? Madem öyle, söylesene, senin Tanrın bizimki gibi altından mı ha? O bizi besliyor, ayrıca aramızdaki ticareti de canlı tutuyor. Tanrım, yıllar geçti ama bana kimse inanmıyor. Dilimde tüy bitti, ne yapmam gerekiyor söyle. Sen üzülme Musa, ben onların anladığı dilden anlatacağım. Tanrımız kurban etmek istiyor. Bırakın beni, bırakın beni. Tanrı size kurallar yazdı. İnanmak için bir şans sunuyor. Tövbe ediyor musunuz? İstediğimiz gibi terör estirip tecavüz edebilecek miyiz? Kesinlikle hayır. O zaman istemiyoruz. Ne haliniz varsa görün o zaman. Doğru yola girmek için illa başımıza kötü bir şey gelmek mi zorunda? Ben elimi eteğimi çekiyorum artık. Sizi de problemlerinize uğraşamam, yeter. Binaenaleyh Süngül, Mümin Yer Asker! Allah'a bak! İyi ama ben şimdi bu karanlıkta etrafımı tehlikelerle dolu olan ormandan kurtarmak için nereye gideceğim? İnancını aşkına mermi olarak kullanın! Da canavarlar beni bekliyorsa. Gökte uçuşan... Yıldızlara denk hakkın. Mutlak şimal diye bir yere gitmek bir şey ifade etmez ki. Hürriyet meşalesinin simgesi. Ey kara çırpan kuşlar. Kurtulabilmem için, saadet bulabilmem için akıl nasıl şartsa, nerede hangi tehlikeler var bunu gösteren din, bunu gösteren Kur'an-ı Kerim. Yani bilgili toplum istemiyoruz. Biz eğitim sistemini niye hep değiştiriyoruz? O kadar solcuyum ki polis sağa çek kardeşim dediği zaman inadına sola gidiyorum. Düşüncelerini beğenmediği insanları öldürmeye kalkanlar. Ben o kadar solcuyum ki çift olan organlarımın sağ taraftakilerini attım. İnançlarından dolayı insanlara işkence edenler ilkel dar kafalı yaratıklardır. Sağıma dönmemek için solumdan 720 derece dönüyor. Uşak'ta, Isparta'da taş atanlar onlardır. Evi aydınlatmak için bile ampul kullanmıyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemler. O yıllarda SSK'nın bir kara deliğe dönen açığı kapatılamaz bir noktaya gelmiş. Ben o kadar solcuyum ki patronum bana sağ kolum dediği için istifa etti. Ama bu şekilde gezebiliyorsa, bu şekilde cesaretle
Türkiye'de yaşayabiliyorsam hiçbir şeyden korkmam. Cenazede başınız sol olsun diyorum. 80 öncesinde sağın en keskin grubu ülkücülerdi. Silahlanmışlardı ve tüm ülkeye yayılan kanlı çatışmalarda başrolü paylaşıyorlardı. Her yerde benim borum öter. Hadi düş önüme. A few moments later. Sevgili seyirciler, milliyetçi sağ diye adlandırılan kesim oldukça zor günler geçiriyor. Vatanı bağlayıp kayalıklara götürün. Yurtta doğmasını düşledikleri kargaşa ile 12 Eylül aslında en ağır darbelerinden birini MHP'ye ve onun tartışılmaz lideri Alp Aslan Türkeş'e vurdu. Daha bitmedi. Ancak o günlerde Türkeş'le birlikte tüm ülkücüler 12 Eylül'ün emir komuta zinciri altında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini anlayınca rahatladılar. Her şeyi devleti korumak için yaptıklarına inanıyorlardı. Anlayan adam direnemeyeceğini biliyordu. Şimdi akıllardaki ilk soru Kürt meselesinin çözüm sürecini ne yönde etkileyeceği ve ülkedeki şiddetin son bulup bulmayacağı. Artık yolun sonuna gelmişti. Anakonda onu yutmaya başlarken adam bilincini kaybetti. Devrimin özelleştirmeden yanalar. Bunlar palavracı. Esirgenisin. Evet. O kadar. Kemalizmi savunacağız. Ya sen Kemalistsin. Devrimi ben savunacağız. Komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen sensin. Sensin. Sizlerim. Sen sıkıntın mahkemelerinde çıkıp fakat PKK liderinin yakalanması ülkedeki terörizmin sonlanmasını sağlamadı. Bir şekilde hayatta kalıp ülkesine eli boş geri dönen adam, birçok insan tarafından ilgi çekip para kazanmak için yalan söylediği konusunda suçlansa da, birçok macera perest ise bu hikayenin doğru olabileceğini düşünüyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Gençlik nereye gidiyordu? Seçimlerde oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Öyle mi? Öyle. O büyüyen adımlar, gezegeni çepeçevre saran çevre sorunlarına karşı amansız bir mücadele veriyor. İnandığınız her şeyi Tanrınıza savaş açtık. Beni bekleyen hayat büyük bir kurumsal şirkette mühendis olmaktı. Buna hayır demek, bana göre politik bir eylem. Biz doğaya verdiğiniz zarardan doğaya kaçtık. Dinledikleri müzikler sayesinde dünyadan kendilerini soyutladıklarını ve doğayla baş başa kaldıklarını, trans haline geçtiklerini söylüyorlar. Gel lan adam sen gel. Geldim lan. Sabahın da kaldıramadım sabahının da sözde.